Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve uzun zamandır da oynamadığımız bir mod çeşidiyle beraberiz. Mega Transport. Abi şöyle göstereyim hemen. Abi yükümüz Mega Transport. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Normalde şunun yüksek olması lazım ama bizde tabi yükselmediği için şöyle birazcık bug'a girmiş gibi oluyor ama herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor bize. Mega Transport modumuz var abi. Şöyle bir yükümüz var. Dorsemiz. Ve arkada bu şekilde bir de bize destek olan bir itici gücümüz var. Bu tabi şey değil. Nasıl söyleyeyim? Bize bir katkısı yok normalde. Sadece görüntü olarak konmuş. Bizle beraber o da arkadan gidiyor yani, öyle söyleyeyim. Bakayım, direksiyon yok. Bizim çevirmemize göre değil. Herhalde normal dorsenin gidişatına göre o da devam ediyor. Video açıklamasına indirme linki var. Bu arada hemen geçmeden önce söyleyeyim. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız var. Abone olmayı unutmayın. Videonun başında belirtmiş olayım şimdiden. Video açıklamasında modun indirme linki var. Modu isterseniz bu şekilde size eşlik eden araçlar olmadan da kullanabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim hemen. Nakliye piyasasına giriyorsunuz. Serbest çalışa geliyorsunuz. Şuradan yük ağırlığını ok aşağı bakacak şekilde seçerseniz bu yükler gelecektir. 400 ton yazıyor. Yani 400 tonu bilmiyorum çekebilecek miyiz? Denemedim. Bilmiyorum çekebilecek miyiz? Aracımız 730 Scania. Ama inşallah çekeriz. Şimdi Special Transport kullanıyorsanız şu şekilde bakın. Kırmızı ve beyaz yatay çizgiler oluyor. Bu şekilde kullanırsanız size eşlik eden eskort araçları oluyor. Ama normal şu şekilde yük olarak alırsanız eskort araçsız olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunların da boyutları var bu arada. Bakın burada yazıyor mesela. Farklı farklı boyutta olanları da var. Bilginiz olsun. Modu indirdiğiniz zaman RAR'dan çıkartın. İçerisinde bir tane sarı klasör var. O sarı klasörün içinde 3 tane SCS dosyası var. Onları mod klasörüne atacaksınız. Bir de RAR'dan ilk çıkarttığınız halinde de yine 3 tane bir SCS dosyası var. Onları da mod klasörüne atacaksınız. Toplamda 6 tane modu aktif etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu arada ben Skybox'ı 2 yaptım ama. Arka taraf bulutluymuş. Yoksa Dorsey'i göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bütün modları aktif etmeniz gerekiyor. Kontrolü bilmiyorum, çok zor olacakmış gibime geliyor. Rotamızda oyunun kendi orijinal haritası Brüksel'den Amsterdam'a doğru bir yol gösteriyor bize. Bakalım başımıza neler gelecek, hep beraber göreceğiz. Bir tane de Steam Atölye'den Scania ses modu vardı, onu indirdim. Oyunun orijinal aracı. Otomatik kullanıyoruz aracı. Sesimiz bu şekilde. Farklı bir ses yani, öyle söyleyeyim. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Oh, aracı aldım, kendi kendine başladı gitmeye zaten. Bakalım inşallah. Oho, araç gitmiyor yalnız. Oğlum niye 3. viteste kalkmaya çalışıyorsun? Otomatik 3. viteste gitmeye çalışıyor niyeyse. Bugün pek arkama yaslanamayacağım şöyle. O yüzden öne doğru geldim. Birazcık direksiyonla böyle iç içe olduk ama yapacak bir şey yok. Yani şöyle klavye mouse kontrollerine de hakim olalım diye özellikle. Arkama yaslanmıyorum. Sesi iyi gibi. Tamam, sıkıntı yok. Bakalım dönüşlerde ne halt edeceğiz onu bilmiyorum. Şu anda gazı kökledim. Öyle gitmeye çalışıyoruz, bakalım nasıl gideceğiz. Böyle sıralıyla otomatik arasında geçiş yapabiliyoruz. Şimdilik sıralıya geçtim. Yüksek devirde gidelim biraz. Şöyle açıktan alalım şuraları. Her ne kadar arka taraf dönüyor olsa da çok fazla uzun. Arkanın kontrolü şimdi gerçek hayatta tabi. Şu camı biraz kapatalım. Şimdi gerçek hayatta bu tarz yükleri taşırken şu arka tarafın kontrolü
Arkada olan işçilerin elinde oluyor. Arka tarafı sağa sola ellerindeki kumandayla falan kontrol edebiliyorlar. Bu arada direklere çarpıyor mu? İçinden geçiyor herhalde. O şekilde kontrol edebiliyorlar. Ama biz tabii kontrol edemediğimiz için oyunun otomatiğine bırakıyoruz olayı. Arkadan felaket ittiriyor beni. Vallahi gazı kökledim. Vites düşürmüyorum. Yükseltmiyorum ya da. Şimdi düşürdüm. Ha gayret. Abi C vitese düştük. Ve hop. Eyvah, stop etti bir de. Lan. Eyvah. Arkadaki araca çarparsak bize sıkıntı yaratır. Gazı kökleyeyim, öyle salayım. Stop ediyor abi. Dorse, dur bakayım. Çekici dingilini bir kaldıralım. Ağırlık tamamen çeker lastiklere binsin. Dorse freni de aktif. Hatta şöyle manueli alalım. C1 ile kalkar mı araç? Dorse frenini salalım. Yok abi, C1 ile bile kalkmıyor ve stop ediyor araç. Eyvah eyvah. Kaldık burada. Ne alt edeceğiz şimdi? Vallahi ne alt edeceğiz ben de bilmiyorum. Ton çok fazla. Kaldıramayacağız. Şuna çarptığımız anda direkt bizi belli bir kayda mı ne atıyor galiba, öyle bir şey vardı. Bir daha çalıştıralım. Bir de şuradan deneyelim. Görelim en azından da, ama yok. Kalkmayacak yani. Yok abi, arkaya gidiyor. Yok, kaldıramayacağız biz bunu. En iyisi sıfır kamerası. Şöyle şuraya doğru koyalım. Havaya uçabiliriz. Nereye geldi abi? Bir şeylerin üstüne çıkmadık inşallah. Çimenliğe doğru çıkmışız. İnşallah kaldırabiliriz aracı. Niye üçüncü viteste kalkma çalışıyor abi? Ben onu anlamıyorum. Kendim şöyle C vitesi alayım. Hop, diferansiyeli açınca bir şahlandık ama. Oha. Kupaya bak. Dorse freni de saldık. Dorse bizi arkaya çekiyor şu anda. Biraz daha ön tarafa salmamız lazım aracı. Şöyle almamız gerekiyor. Uçmayız inşallah. Uçmadık. Ha gayret. Abi şu an sıkıntı yok. Diferansiyeli kapatalım. Devam. Daha ilk başta patladık zaten, gördüğünüz gibi.
Yokuşu demek ki hiç çıkmayacak. Abi yani 400 ton çok fazla olmuş bu araca. Yani buna baya bu Arbinler falan var ya, hani bin beygir yapıyorlar Scania'yı. ETS'de modları falan vardı galiba onun. O tarz bir mod lazım yani. Valla gidiyoruz ama Allah'a emanet gidiyoruz şu anda. Arkadaki de geliyor. Valla çok sıkıntılı bir Dorse şu anda. Ya ön, arka eskortlar olmasa belki biraz daha rahat edebiliriz. Çünkü aracı arkaya salamıyoruz. Saldığımız zaman arkadaki nasıl kafayı nasıl sallıyor? Ön lastik baya boşta gibi. Yani aracı arkaya salamıyoruz. Saldığımız zaman o geriye gitmiyor. Ona çarpıyorsunuz. Ona çarptığınız zaman da sizi en son kayıt alınan yere atıyor. Öyle bir saçmalığı var olayın. Geri gitmiyor yani. Yani hatasız böyle dönmeniz lazım. Hatasız gitmeniz lazım. Evet, 60'ı geçmememiz gerekiyor. Şerit manevrası. Dış kameradan kontrol bayağı sıkıntı ya. Bu arada bu arkadakinin sinyalleri falan bize göre çalışıyor sistem. Fren lambaları falan her şey bizimle bağlantılı. Şerit değiştirelim. Sonra aşağı gitmeyelim. Escort araç düz, biz aşağı inmeyelim ondan sonra. Yaslanayım şimdi arkama biraz. Biraz rahat gidelim şöyle. Ses modu Steam Atölye'den. Onu da linkini bırakırım unutmazsam eğer. Dorse modu Steam Atölye değil. Steam Atölye'ye aslında bu tarz modlar gelse güzel olur. Çünkü ne oldu? Araç bir şahlandı şöyle. Steam Atölye'ye gelen modlar, eklenen modlar genelde versiyon güncellemesi alıyor. Şöyle aynamızı açalım. Versiyon güncellemesi aldığı için Steam Atölye'deki çoğu mod sürekli kullanılabiliyor her güncellemede. Ama hiç değilse aramak zorunda kalmıyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu tarz modlar, en son kim bilir bu modla biz ne zaman oynadık bu Dorse moduyla. Hatırlamıyorum. Ama 2 yıl falan olmuştur herhalde. Evet, 60'ı geçtik. Hemen arkasına yapışıyor aracın. Ve sabitleyelim 60'a. Sabitlendi mi? Sabitlendi. Ama hafif bir rampada tabii hız kaybediyoruz direkt. O yüzden bu tarz modlar aslında güzel, eğlenceli, zevkli oluyor ama işte güncelleme getirmiyorlar. O oluyor, bu oluyor falan derken. Çünkü eklediğimiz linke tıklıyoruz mesela. O linkte güncel hali olmuyor tabii ki doğal olarak. Hadi onu aramak gerekiyor falan. Bugün aklıma geldi de bir yerde görmedim yani. Bazen böyle YouTube'da falan ana sayfamda benim bu tarz modlarla ilgili yabancı kanalların falan şeyleri çıkıyor karşıma. Videoları çıkabiliyor karşıma.
Bazen öyle aklıma geliyor, denk geliyor. Videoyu görüyorum işte. Aa diyorum, böyle bir mod vardı ya da şu modu çekelim, biz de çekelim falan diyorum. Bugün böyle aklıma geldi. Ya dedim, biz bayağıdır böyle special transport tarzı, böyle mega bir transport yapmıyoruz. Videosunu çekmiyoruz bayağıdır. Bir dedim çekelim. Mega transport yazdım. Bu çıktı direkt karşıma. Dedim biz bunu daha önceden çekmiştik ama bayağı dedim oldu çekeli. Olsun dedik, bir daha çekeriz yani. Eğlenceli oluyor, keyifli oluyor bu tarz modlar. İkinci şeride kullanmayalım abi. Orta şeride girmeyin lütfen. Bak, Dorse bambaşka bir şekilde dönüp geliyor arkadan. Şey diyeceğim, niye vites düşürmüyor araç? Ben kendim düşüreyim bari. Ne yapayım? Ne mazot yiyordur ha var ya. Ne kadar tükettiğine bakayım dedim de göremedim ya. Ya ben anlamadım ya da yazmıyor. Tabi bu tarz yükleri şirketten alması sıkıntı. Çok küçük şirketlerde oluyor. Büyük şirketlere pek denk gelemiyorsunuz yani. Yükü al dediğimiz anda direktörle beraber havaya uçuyor yük. Mecburen sıfır kamerasıyla müsait bir yere yerleştirmeniz gerekiyor tırı. Yükle beraber. Çünkü çok uzun sığmıyor şirkete. Aynı şekilde tabii yükü bırakamıyorsunuz da, öyle bir sıkıntı da var. Şirkete bu yük girmez abi. Retarder sıkıntı var. Loop'unu yapamamışlar. Lan ne oldu? Ya arkadaş. Bir yerlere çarpmış olabilir diyecektim ki. Evet. Ulan ya. Alt taba attı beni oyun. Bakalım kurtarabilecek miyiz buradan bunu? Sıkıntı yok, devam. Şimdi ileriden bir dönüşümüz var.
Sanırım şehir içine doğru mu gireceğiz? Şehir içinden mi geçeceğiz? Daha yükün teslim alanına 84 kilometre var çünkü. Buraya teslim edilmeyecek yük de. Evet, buradan bir dönüş var. Hadi hayırlı işler. Dur bakalım. Nasıl döneceğiz buradan? Az bir yeşilliğe girelim. Önümüzde görelim de. Rahat döndük, sıkıntı olmadı. Nasıl kafa kaldırıyor? Nasıl kafa kaldırıyor vites değiştirirken? Tünele sığar mı bu ya? Abi tünele sığ... İnşallah çarpmıyordur. İyi bari. Çarpmıyor. Yoksa sığmaz ki tünele. Şimdi Special Transport'un kendi orijinal yükleri mesela haritaya göre planlandığı için, yani oyuna göre, oyunun haritasına göre planlandığı için size rotayı ona göre çiziyor. Öyle her rotaya kafanıza göre gidemiyorsunuz mesela. Eskort araçlarını takip etmeniz gerekiyor. Ve atıyorum hani tünelden geçemeyecekse o araç bu rotayı size takip ettirmiyor. Başka bir rotadan götürtürüyor size. Ama bu mod olduğu için kafasına göre gidiyor birazcık. Hocam vites değiştir ya. Valla otomatik. Sıkıntılı. Hadi bakalım hayırlı işler. Yine bir tünel. Ne oldu lan kafası? Kafası aşağı indi tırın. Bak şimdi retarderdeki sıkıntıyı anlayacaksınız şimdi. Bak ses kesiliyor, geri geliyor. Loop'u düzgün yapamamışlar. Ben otomatiğe aldım vitesi. Hayda oğlum başlayacağım böyle işe ha. Çıkamayacağız şimdi. Hadi. Hadi. Yapma bunu bana. Ya laptop oturum açıp duruyor. İnternet bağlantısı gidip geliyor herhalde. Yapma bunu bana. Yapma, 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 yapma. Hadi. Ya. Of. Laptop diğer odada. İnternet bağlantısı bazen kopup geliyor. Wireless herhalde. TeamViewer'la bağlı olduğu için oturum açtı diye pat alt taba atıyor beni. Hadi bakalım nasıl kaldıracağız yine bunu. Diferansiyeli de açtık. Çekici dingilini şöyle ağırlık bassın. Bak arkadaki araca yine gidiyoruz.
Vay arkadaş ya. Çıkardık biz oradan çok rahat. Hızımızı almıştık çünkü. Çok rahat çıkardık hem de. Yok abi. Ayağımı yavaş yavaş frenden çekiyorum şu an ama kıpırdamıyor bile. Şimdi patlatacağız arkadakine, o olacak. Şimdi şunun ileri gitmesi lazım yalnız biraz. Buradan kalkar mı? Belki bir ihtimal. Yok. Burada da yemiyor. Hadi artık be. Hadi be. Hadi yavrum aslansın sen. Kafa nasıl havada? Kaldırdık sonunda valla. Hele şükür. Kapat diferansiyeli. Üçüncü vites yemedi. İkiden devam. Çok büyük sıkıntı ya. Lan ne uğraştırdı ya? Hep laptopun yüzünden mahvetti bizi. Bir de olur olmadık yerlerde yani. Böyle dümdüz yolda değil de en olur olmadık yerlerde alt taba attı bizi. Otomatiğe geçirdim tekrar, devam. Amma çok tünele denk geldik ha. İstesek bu kadar tünele denk gelmeyiz. Hadi dayı sen de geç de şöyle ben bir yolu birazcık ortalayayım. Kafamıza göre başka şeritten de gidemiyoruz. Şimdi sol şeritten sürekli gitmeye kalktığımda uyarı veriyor. Beni takip et diyor. Öndeki aracı takip et diyor yani. Eyvah. İleride bir dönüş var. Yandık. Geçmiş olsun arkadaşlar. Navigasyondan görebiliyorsunuzdur. Yandık. Dönemeyiz bence oradan ama dur bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Ve orası yokuştur. Kesinlikle yokuştur orası. Yokuş aşağıymış orası. Tamam. O konuda sıkıntı yok ama dönüş problem. Çünkü sağda solda bariyerler var. Dönüşümüz problem olacak. Birazcık genişten gireceğim. Çift şerit olsa çok rahat dönerdik de. Tek şerit birazcık problem olacak bize.
Belki döneriz be. Sıkıntı yaratmaz belki de. Ne oldu lan? Nereye takıldık? Nereye taktı bizi? Lan bir yere de takılmadık, bizi savurdu. Buraya doğru savurdu bizi. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Savurdu attı bizi buraya. Vay arkadaş ya. Ulan. Belki de rahat rahat dönecektik ha. Bize yaptığı şeye bak. Şimdi sıfır kamerasını da burada kullanamazsın. Birazcık kurtarsa. Hadi. Çekici dingilini bir indirelim biz abi. Abi kafası havaya kalkıyor turun. Bizi mahvetti ya. Rahat rahat belki de dönebilecektik ya. Bak şimdi burası da takılıyor onun yüzünden. Hadi be, bir sal bizi artık. Vallahi bana mısın demiyor. Akşam oldu lan. Kurban olduğum bir sal ya. Yok. Salmayacak. Sıfır kamerasıyla buraya koyduğumuz anda havaya uçarız. Deneyelim hatta, görün. Hop gitti. Demiştim. Şimdi buraya koysam muhtemelen iptal edecek işi. Çünkü bizim eskort aracı arkada. Bak şimdi. Bizim eskort arkada kaldı şimdi. Gördüğünüz gibi eskort burada kaldı. Eskort gelmeyeceği için muhtemelen uyarı verecek bize en son. İptal edecek işi. Şöyle yol versek hızlıca gelip geçer mi ki? Sanmıyorum.
Muhtemelen uyarı verecek bize. Hadi sevgili eskortçum, hadi ya, hadi ya. Bak yok. Burada bekliyorlar. Dur bakalım. İlerleyelim. Muhtemelen dediğim gibi iptal edecek işi ama. Niye kalkmıyorsun evladım? Burada 17 kilometre kalmış zaten. Neyse dur bakalım gidebildiğimiz kadar artık. İptal ettiği yerde bırakırız, yapacak bir şey yok. Sıkıntılı yükler. Bayağı sıkıntılı, bayağı zorlu. Ama çok keyifli oluyor, çok eğlenceli oluyor bu tarz işler. Araç C2 ile zor çıkıyor. Şu an devir yine düşüyor. Ha gayret. Direksiyon o kadar boşta ki şu anda, lastik, ön lastik bayağı boşta gidiyor yani. Gidiyoruz ama sıkıntılı gidiyoruz. Bakalım ne zaman uyarı gelecek. Daha uyarı gelmedi. Aslında çoktan gelmesi lazımdı. Belki de mod olduğu için algılayamıyor da olabilir. Emin değilim. Şu an gidiyoruz. Akşam oldu la. Saat 20.54. Yani evet. Nereye atacak bize? Kontrol noktasını yükle. Bakalım nereye atacak bize? Rampaya mı attın lan? Yine arkadaki yani, buraya attın da. Yine bizim sığır araçlarımız burada yani, yapacak bir şey yok bunlara artık. Ne yapayım? Ne yapayım yani, ben daha ne yapayım? Tamam, burada o zaman mecburen kalacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Evet, video açıklamasında aracın, şey aracı dediğime bakmayın ya. Dorse'nin indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. Ulan dur. Dorse'nin indirme linkini bulabilirsiniz video açıklamasında. Söylediğim gibi Special Transport'lu olarak da oynayabiliyorsunuz. Special Transport'suz da oynayabiliyorsunuz. Tavsiyem Special Transport olmadan oynayın. Yani önünüzde, arkanızda escort araç olmasın. Ha, zevkine tabii, zevkine oynamak isterseniz yine oynayın. Ama biraz daha böyle düz yollar seçerseniz daha keyifli olabiliyor. Çok geniş bir şirkette değilseniz aracınız havaya uçacaktır. Sıfır kamerasıyla yere indirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yük baga giriyor çünkü havayı uçuyor falan. Bilginiz olsun. Video açıklamasında indirme linki var. Söylediğim gibi 6 tane mod var. 6 modu da mod klasörünü atıp oyunda aktif etmezseniz bu dorseyi göremiyorsunuz. Bilginiz olsun.
Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.